20 yıldır aynı Gülşah Saraçoğlu. Yok canım, şimdi... 25 kilo eksik şu an. Demesi. Hayatım çok uğraştım yani. O kadar estetik, o kadar ameliyat yani. Sonunda oldum. Bak ayaklarımı kestirdim. Ya. Ondan sonra toksumdu. Yok göz kapağım, yok bilmem neydi derken sonunda oldum. Seyhan herkes çok beğeniyor. Olmayacak şeyler konuşuyorlarsa onlar onlara yakışan şeylerdir. Çünkü şu anda Bülent Hanım hayattaki en yakın dostlarından biri. Kadın kadını kıskanır. Ben bir de onu da anlamıyorum. Bak Demet'e de o elbise bir kere çok yakıştı. Yakışmayacak olsa niye yapayım? Kadın manken Demet de yani. Gıcık gıcık hareketler yaptı. Olmaması gerekiyor. İtiraflar. O ayakkabıdan hani o şampanyayı içmek yani bu başka bir racon. Modacıların ve terzilerin birbirlerinin hakkındaki alıp veremediklerini anlayamıyorum. Bu... Bülent Hanım'a, kendi kendime küstüm ama bundan Bülent Hanım'ın haberi yok. En çalışılması kolay. Provaya bile gelmiyor. Yapıyorum, yolluyorum, yapıyorum, yolluyorum. En zor gerçekten Bülent Ersoy mu? Bir şey söyleyeceğim. Yes. Bu soruların hiçbirini televizyonda soramadığım için... Eyvah. Acayip mutluyum. O krepe tarağı ne olacak? Çekim boyunca ne olacak? Bilmiyorum, bu benim deprem değil, kurtarılacak şeyim. Ben böyle bir şey görüyorum. Ben krepe tarağım olmadan yaşayamıyorum. Gerçekten sürekli kabarıyor mu? Sana kabaran bir şey var. Kabartılıyor mu sürekli? Seyhan, sana kabaran bir şey var. Ya Gülşah öyle. Hanım. Ne bileyim, ben el alışkanlığı ya da en kötü topluyorum da böyle işte yani şu oluyor tam, falan yani böyle. Tam bunu göstermek istiyorum. Yani evet. Son dönemde bir cümle var. Instagram'da gördüğünüz hayatlar gerçek değil. İnşallah gerçek olsun diyorlar. Instagram'da gördüğünüz bu kadın gerçek. O güzel kadın evet, gerçek. Evet, çok gerçek. Böyle misiniz evde de? Böyle olmak için çok uğraştım Seyhan. Ya tarak öyle duracak mı? Tabii ki durmayacak. Ama hep yanınızda değil mi bu? Bu mikrofon sinirimi bozuyor benim. Bak şimdi el ona mikrofonu taktı. Olsaydı keşke. El mikrofonu da büyük güzelliğinizi niye kapatıyor. Niye belki sesim çıkar YouTube'a? Ne oluyor bu, böyle kabartılıyor mu arada? Evet, öyle kabartılıyor. Ama işte sen o kadın değilsin. Ben o kadın değilim. Evet. Eskiden kokoş diyorlardı ama böyle 30... Evet, sen eskiden çok makyajlar yapardın, evet. Falan. Aman hatırlıyorum seni o halde. Ne güzel, çok yakışıyordu sana. Değiştim işte. 30'dan sonra ben spor ayakkabıya geçtim. Ama 20 yıldır tanışıyor muyuz? Evet, tanışıyoruz. 20 yıldır aynı Gülşah Saraçoğlu. Yok canım, şimdi... 25 kilo eksik şu an. O ya öyle ama beni tanıdığında... O öyle durmayacak ama tamam, ya. Tamam, durmayacak. Ver bana onu. Ha, ver. Şimdi... Ya el mikrofonu yaptım ya. Şu güzel 20 yıldır, evet 20 yıldır daha kokuş tanışıyoruz oldu. Ama sen beni ilk tanıdığında ben zaten bu kilodaydım. Sonra işte doğumdu. O Allah'ın fırtınalı sıkıntılı hayat. Ondan sonra o kilolar, hayat beni şişire. Yani nedir bu kadar abartı? 20-25 sonra... kilo fazla vardır. Abartmayın. Evet. Fakalakını cebran ve hileyle ameliyata soktum biliyorsun. Dedim beni ameliyat et yoksa ben seni ameliyat edeceğim. Ay canım benim. Öpeyim onu da burada. Parfüm kokuyor. Ne bu, Chanel 5 mi? Yok. Ya krepe tarağı parfüm kokuyor ya. Allah Allah, sprey olmasın o. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Zayıfladıktan sonra mı bu kadar insanların dikkatini çektiniz? Yoksa hani Instagram etkisi, sosyal medya etkisi de mi var? Ne var? Hani değişen yıllarla birlikte hani hep aynı güzel tatlı kadın ama şimdi mesela sokakta da hani sizinle bir fotoğraf paylaştım diyelim. Bu arada ben tabii sen diye hitap ediyorum ama çekimde hep buna dikkat ederim, hani siz bize. Neden? Öyleyim, çok kibarlaşıyorum. Mesela fotoğrafımızı görsünler, hemen sizin güzelliğinizden konuşurlar. Bu nasıl oluştu? Ayıptır söylemesi. Hayatım çok uğraştım yani, o kadar estetik, o kadar ameliyat yani, ancak işte sonunda oldum. Bak ayaklarımı kestirdim. Ya. Ondan sonra gittim göğsümü küçülttüm. Gittim midemi aldırdım. Yani gastrik bypass, bu arada hep Türk mide zannediyorlar. Ondan sonra oldu sana işte 25 kilo gitti. İşte burun estetiğim, botoksumdu. Yok göz kapağımdı. Yok bilmem neydi derken sonunda oldum. Seyhan herkes çok beğeniyor. Böyle işte. Biliyorsun ben hiçbir şey saklamam. Ama... Orada kadınlar iki tane şey yapmayı çok severler. Ve hep gizlerler. Estetiği çok severler. Ve fal baktırmayı çok sever. Hep güzeller. Ay ben bayılırım. Benim bir tane Gazi Osman Paşa'da bir falcım var. Böyle bir şey yok ama yani. Cevap veremeyeceksiniz sorulara DM'den, kim bu diye. Ama herkese ben o soru cevaplarda da söylüyorum.
Neyse, ne var falı diyorum bakıyor? da, kadını da bir senedir görmüyorum bu Ne arada. falı bakıyor? Kahve falı bakıyor. Kahve falı severim ben. Güzellikten yani bir fala gelmemize inanamıyor. Ya tabii ki çok şükür genlerim de güzel. Annem de çok güzel. Ablam da çok güzel bir kadın. Ondan sonra... Bir eski fotoğrafı şuraya getirecek Barış, görecek herkes. Hangi eski fotoğrafı? Eski, yani atıyorum Aslan doğduğu Hayır, zaman. Hayır bakmayın. Doğmadan önce. Hayır. Peki bir şey söyleyeceğim. Güzel. Biliyorsun değil mi, bu arada ben hani yok kilo verdi falan derken işte before after'larımı koyuyorlar. Evet. Ve benim şişman halim diye aslında 8,5 aylık hamile resmimi koyuyorlar. Kınıyorum. Ve benim hamile olduğum belli değil orada. Kınıyorum buradan. Ben de kınıyorum. Ama kınıyorum. Ne kınayacağım ya? Bir şey söyleyeceğim. Soracağım çok soru Sonuca var. Sonuca bakalım. Bu kadar yani zor mu sürekli bu halde dolaşmak? Yo. Nasıl benim yo? Ruhum bu. Ne yapayım? Burcunuz ne? Aslan. Aslan kadını bu kadar evet. Frapan mı? Yükselenim de boğa. Onun için beni bir seven pişman, bir de sevmeyen pişman. Seviyorum yani, ben böyle bir kadınım ve de hem gerçekten içimden gelerek giyiniyorum, boyanıyorum ama normalde genelde hep spor ayakkabılarımla, eşofmanlarımla gezmeyi de seviyorum. Evet. Tabii benim eşofmanlarım da, spor ayakkabılarım da. Taşlı tuşlu. Yok yani yine böyle hani renkleri olan ve beni ifade eden günlük kılıklar ve şıklıklar oluyor. Hem de yaptığım işten dolayı hem çok araştırıyorum, hem çok geziyorum, hem görüyorum ve çok takip ediyorum her şeyi. Aynı zamanda tabii ki hep iyi durmak zorundasın. Yani madem böyle bir fiziğim var, bedenim buna sahibim, var. Yani ben böyle bir şeye sahipsem o zaman bunu işlemem lazım. Ha böyle de olamayabilirdim. O zaman başka bir tarzda bir kadın olabilirdim belki. Ama gerçekten ne olurdunuz mesela? İçim, bilmiyorum, gerçekten içimden ve ruhumdan gelen bu. Seviyorum süslü püslü olmayı, şıkırtıları, ne bileyim topuklu ayakkabıları falan, yani seviyorum. Şu düştü yalnız. Hemen kaldıralım. Evet, oraya da bir krepe gerekiyor. Evet, kaldıralım. Evet, evet. Ya bak şu ne kadar seksi duruyor böyle Efendim? Bile. Şu an aklıma geldi. Kadın kadını kıskanır. Yan masada bile hiç kimse inkar etmesin. Yemekte bile otururken bir yan taraftaki kadını süzeriz. Evet. Ama erkek erkeği süzmez. Erkek yan evet. taraftaki erkekten rahatsız olmaz. Yeni nesili bilemem. Yani yeni nesil erkekleri. O kadar ünlü kadınla çalışıyorsunuz. Evet. Kıskanmıyorlar mı Gülşah Saraçoğlu'nu? Yani hani tamam Bülent Ersoy kızım diyor. İşte Muazzez Ersoy arkadaşım diyor. Ama... bir de başka kadınlar da var. Yani hiç kıskanan olmuyor mu? Bilmiyorum. Kadın kadını tabii ki kıskanır ama yani benim çalıştığım hiçbir arkadaşımla ben böyle bir şey... Yani hepsi zaten beni gördüğünde bana diyor ki senin bir mikrofonun eksik elinde. Ay çok güzel taşıyorsun, ay çok güzelsin ya da yaptığım her şeyi çok beğenen. Gerçekten çok içinden ve yüreğinden samimi duygularıyla konuşan insanlarla çalışıyorum. Ve zaten çok da önemli isimlerle çalışıyorum biliyorsun. Onun için de... hiçbirinin böyle bir şeyi zaten olmaz. Bir de niye kıskansınlar beni Allah aşkına? Hayır ya. Kadın kadını kıskanıyor ya. Ya kadın kadını kıskanır. İçerisinde ben bir de onu da anlamıyorum. Mu? Bak inan bana yani yemin ediyorum ben hayatımda hiçbir kadını kıskanmadım biliyor musun? Hiçbir kadını kıskanmadım. Ay benden güzelmiş, benden iyiymiş, benden başarılıymış, benden bilmem neymiş ya da ne bileyim hani özel hayatımda bile duygusal kıskançlığım hiçbir zaman olmadı. Çünkü ben kendimin farkındayım. Peki hemen bir haber üzerine soracağız. Evet. Şimdi muhteşem bir elbise vardı. Full taşlı. Ve dekolte değil. Şeffaf Allah mı Allah, diyorsun? Hiç tarzım değil öyle taşlı elbiseler ama. Ne deniyordu? Şeffaf mı deniyordu? Transparan, hayal tüm. Transparan, evet. Taşlı bir elbise vardı. Evet. Ve sevgili Demet'im Akalın'ım aynı evet. elbiseyi giydi. Evet. Ve Instagram'da şu yorumlar geldi. Gülşah Saraçoğlu'na daha çok yakışmış. Şimdi böyle bir yorumda sanatçıyla modacı arasında bir gerginlik olmuyor mu? Bunu ben çok iyi biliyorum ama gerçekten röportajda insanlar bilsin diye soruyorum. Ya Demet, ya şöyle söyleyeyim. Şimdi bir kere bu tip yorumlar bizim o kadar umurumuzda değil ki. Demet'e de o elbise bir kere çok yakıştı. Yakışmayacak olsa niye yapayım? Kadın manken Demet yani. Demet de çok güzel taşıyor ve eski manken, fiziği de çok güzel. Tabii ki hepimiz yaş alıyoruz, hepimiz bir yerlerimize, kendi adıma konuşayım, bir şeyler yaptırıyoruz. Ben o elbiseyi kendime çok yakıştırmıştım. Demet'e de çok yakıştırdım. Yakıştırmasam zaten ona giydirmem. O da çok güzel taşıdı yani. O gelen yorumlar Demet'in de benim de çok umurumda değil yani. İşte cevap buydu. Gerçekten bunu hani gerçekten merak umurumda eden değil. İnsanlar bak var. Benim sayfamı açsınlar, benim herhangi bir resmimin altına yapılan kötü yorumları bile ben silmiyorum.
Yani bazen öyle bir şey oluyor ki bir olay oluyor ve otopsimi yapıyorlar mesela benim. Hani oluyor işte. Öyle böyle değil. Ondan sonra hem de nasıl oluyor? Bir işte bir ne çizmeden girerim sana, ne ayakkabı şampanyadan girerim, ne Merlin Moran'ın ayakkabısından da şampanya içirdi bu arada. Ondan sonra Kerimcan Durmaz. Ayakkabıdan şampanya içti. Şimdi ben 25 yıllık gazeteciyim. Bunlar evet. Bana yabancı görüntüler değil. Yıllar önce işte gazino sahnesinde de bunlar yaşandı. Hı hı. Ama sosyal medya ile birlikte çoğu insan bunu yeni gördü. Yani hı. Ben dediğim gibi 25 yıllık gazeteci olduğum için ben aşinayım. Bana anormal gelmiyor. Çünkü ben çok daha üst görüntüleri de şahit oldum. Ama mesela hani hiç konuşulmadı onun üzerine. O nasıl bir andı? Ayakkabıdan şampanya içilmesi. Koleston 012 ile röfle setini karıştırıyorsunuz. Ondan sonra folye kağıtları yok mu? Onlarla böyle şöyle krepe yaparak şurada ucu kalan parçaya röfle setinden çıkarttığınız o işte oryeli açıcıyı sürüyorsunuz. Sonra hop paketliyorsunuz. Ondan sonra geri kalanına da dip boya yapıyorsunuz. O da 012 koleston. Tamam da ben niye yapamıyorum? Sonra, hayatım sen beceriksiz sen ben ya ne alaka var? Şimdi bu saçımı nasıl ben sarıya çevireceğim mesela? Ay zaten sarıya çevirme sakın öyle tamam, bir şey yapma. Tamam bu renk istiyorum. Ay, benim peruğum vardı burada bir nasıl de ya. Olacak? Bu nasıl açılacak? Bu saçım nasıl bu renk olacak? İşte aşkım yavaş yavaş açacaksın ama yakarız. Siz açacaksınız yani. İşte anlatır mısınız? Biliyorsun ben bir kere saçımı şu kadar kestim ve siyah yaptım. Bundan güzeldi bir 4-5 ama. Ay önce. Evet. Ben o zaman TV8'deydim. Röportajı yaptım herhalde. Pardon. Ay evet doğru. Cevap. Bülent Ersoy'u da soracağım. Bülent Ersoy'la çok büyük tartıştınız. Evet. Yani Bülent Hanım'ın zaten öfke kontrolü yok. Ama sonra da çok tatlı. Yok canım sana öyle geliyor. Çok tatlı da barıştınız. Zaten hani ben de ana kahramanlardan biriyim. Ama yine bilmeyenler için ne söylersiniz? Vallahi açık açık anlatayım sana. Evet. Ben biliyorum. Zaten konuşturmaya çalışıyorum. Yok öyle bir mücadeleye girmene gerek yok. Zaten konuşacağım. Ya öyle ki bizim Bülent Hanım'ın hiçbir zaman böyle bir karşılıklı bir affedersiniz bir kavga ya da bir münakaşamız ya da telefonda yüz yüze böyle bir şeyimiz hiçbir zaman olmadı. Bu olay şuradan çıktı. Maalesef ki arada bir takım laf taşıyan, bir takım dedikodu yapan ve maalesef bu olmayanları uyduran yani iftira boyutuna giden olmayacak konuşmalardan dolayı ben de tabii gittim inandım ve Bülent Hanım'a kendi kendime küstüm ama bundan Bülent Hanım'ın haberi yok. Yani ben aslında küstüm, Bülent Hanım'ın haberi yok bundan. Sonra da işte bir canlı yayına katıldım ve gıcık gıcık hareketler yaptım. Olmaması gerekiyor. İtiraflar. Evet ama çok da seviyorum onu bir yandan. Neyse. Sonra iş tabi tatsız bir boyuta geçti. Vay efendim sen misin bana bunu söyleyen hey hey diye. Ondan sonra Bülent Hanım bir bombardımana tuttu beni. Sonra iş daha da tatsızlaştı. Sonra annemle babam bana küstü. Dediler ki yani sen ne yapıyorsun kendine gel. Şaşırıyorsun herhalde yani sen küçücüktün. Hani biz... Sen daha dünyada yoktun biz gidip dinliyorduk. Ne kadar ayıp bir şey. Hiç sana yakışmıyor dediler. Aa, siz anlamıyorsunuz bilmiyorsunuz falan filan diye. Sonra çok sevdiğim başka bir arkadaşım bana dedi ki hemen dedi. Bu olayı kapatıyorsun. Ondan sonra tabii ki ben onu dinledim ve o davamı geri çektim. Ancak görüşmediğimiz süresin boyunca olmayacak bir şey konuşulmuş bir yerde benim hakkımda. Yani o da demiş ki doğru bir tanedir. Yani şu an görüşmüyor olabilirim ama bu işin aslı böyle böyle. Onun için hiç demiş böyle boş boş konuşmayın. Ben bu kızı kaç senedir tanıyorum. Tabii ben böyle ağlayarak biliyorsun. Aradım onu. Ondan sonra ve neticede bir araya geldik. İyi ki de geldik ama her şerde varmış bir hayır. Çünkü şu anda Bülent Hanım hayattaki en yakın dostlarımdan biri. Olur böyle ne yapayım? Yaşıma verin Bülent Hanım. Anne kız arasında da oluyor. Yani hemen hemen her gün kavga ediyoruz. Çok üzüldüm sonra ama. Barışıyoruz. Yani, hakikaten çok üzüldüm. Yani gerçekten üzüldüm. Çünkü
Hep söylüyorum. O zaman seninle de hatta haberler çıktığında sen de kendisi sen de yapmıştın. Hani yine söylüyorum. Ya yani bir tane Bülent Ersoy'umuz var. Allah uzun ömür versin. Başka da yok yani. Zaten. Bundan sonra böyle bir şey olduğunda o zaman öfke kontrolü yapıyoruz. Tabii ki Bu yapıyorsa röportajı benim bir de hatırlatıyoruz. hayır bir de şöyle bir şeyim var. Benim bir de hiç kimseyle bir hırgürüm yokken Bülent Hanım'a ne cesaret ben de usturaya kafa atmışım sus. Hiç ya olacak gibi değil Kamera yani. şakası gibi. Şimdi Ay, sana ay Bülent Hanım sizi çok seviyorum valla. Çok ne özür kadar oldu dilerim. barışalı? Ay ne bileyim ayol Bir yıl oldu olmak bayağı. üzere. Bir yıl oldu. Aa evet bir doğru bir yıl olmak üzere. Süper. Yani ben Bülent Ersoy'u tanıdığım için hani onun o küs kalma süresini bildiğim için sizi de tanıdığım için o konuda hiçbir problemim yok. Ben hatalıydım bu konuda. Onun için hatalıydım. Ondan da hem özrümü de diledim. Bir de böyle biraz inadım inat bir kadınımdır ben. Ondan sonra ama işte bir şey olunca da dayanamıyorum. Ondan sonra o büyüktür ve ben hatta ettim yani. Biraz haddimi fazla aşmış olabilirim. Olmaması gerekiyordu. Neyse ki tatlıya Ya ne bağlandı. Çok kadar tatlı seviyorum böyle onu. cümleler. Bunu Öyle. söyleyebilmek bile güzel. Sevgi olmasa insan bunları söyleyemez. Ya hiçbir şey bilmesen bile haddini bileceksin bu hayatta. Bir kere böyle bir şey var. Ve Peki benim... gerçekten de kadına olan bir sevgim var. Ondan dolayı da Evet. içimden geldiği için Ama söylüyorum benim zaten. hani bunu anlayabiliyorum. Ama tekrar ediyorum. Bülent Ersoy'u ve Gülşah Saraçoğlu'nu tanıdığım için. Bir dakika Gülşah Hanım. Instagram'dan iki bildiriminiz var. İki bildirim daha herhalde. Evet. İki Instagram hesabınız mı var? Hayır, aç. İki Instagram hesabım yok. Aç. Aç aç. Kızım açsana. Fake hesabınız var mı? Her zaman. Gerçekten mi? Ne Yeni açtım. yapıyorsunuz fake Dur hesapla? be ver bir dakika. Bir şey Hikayelerim göster. Gel. gerçek. Bir şey Tamam, göstereceğim gerçekten size. var mı? Gerçekten var mı fake Bak hesap? şimdi. Fake hesabım falan yok. Bu. Hikayeyi ifade bırakmış. Bunu merak Evet. ediyorum. Bu ev yok. Ya yok yazdı. Senelerden. Hiçbir şey çıkmadı çocuklar. Gülşah Saraçoğlu yazıyor. Ne çıkacak başka Allah Ay ne bileyim aşkına? bakayım fake. Lütfen telefonu kapatıp bırakır Tabii mısın? hemen. Error. Sanat dünyasını anlayabiliyorum. Evet. Bülent Ersoy'la kırılıp tekrar barışmanızı ve bu güzel sevgi cümlelerini de anlayabiliyorum ama modacıların ve terzilerin birbirlerinin hakkındaki alıp veremediklerini anlayamıyorum. Bu nedir? Bu da mı racon? Yani böyle mi olması gerekiyor? Sevgisiz mi olması gerekiyor ortamın? Şimdi bir kere ben hiçbir meslektaşım hakkında konuşmam. Kötü konuşmam. Çünkü bu bana yakışmaz. Bu benim terbiyem ve tarzım da değil zaten. Fakat bana çok saldırıyorlar. Ben sana dedim ki o terbiyeyi... Ben sana dedim ki o terbiyeyi... Neden bunu yapıyorlar onu da anlamıyorum. Çünkü ben bunlara sadece gülüyorum. Kaldı ki... kendi jenerasyonumdaki... Kendi Bütün jenerasyonunuzdaki değil. meslektaşlarımızı... Bir dakika. Kendi jenerasyonumdaki bütün meslektaşlarıma ben kendimce de favor veriyorum. Çok sevdiğim arkadaşlarım da var. Serdar Uzuntaş var, Barış Avcı var. Ondan sonra benden daha önce bu işe başlamış olan yine ara bir nesil var. Mesela Tanju Babacan. Tanju benim çok kıymetlimdir. Ben çizim yapmayı Tanju'dan Çok da öğrendim iyi bir mesela. insandır. Ve de çok kalbi ve de çok hayırlı bir evlat ve şahane bir adam. Yani bunu zaten hepimiz biliyoruz. Benden daha büyüklere de hiçbir zaman saygısızlık etmedim, yapmadım. Her zaman da onların atölyesinden çıkan elbise seyre değer deyip Evet. konuyu kapattım. Bu kadar. Onun E dışında bir şey peki gelişiyorsa onun dışında hakikaten gelişen bilmiyorum. bu terzi karı işte o burada mı geldi mi? Ama Yani ben sana dedim ki o terzi. Ben sana dedim ki o terzi. Nedir? Nur Yerlitaş olayı nedir peki? Yani Nur Yerlitaş az önce röportajın başında söylediğim gibi hani buradaki güzel kadını ve başarılı kadını kıskanma mıdır? Onun olayını ben çözemedim. Bu bilmiyorum. Ve bu Bu açıklamalardan sonra bu zannetmiyorum. koltukta fotoğrafınız var. Yani burada Bülent Ersoy, burada Nur Yerlitaş, Deniz Seki ve Gülşah Saraçoğlu. İnsanların hani gerçekten Instagram'daki yorumları algılayamıyorum çoğu zaman ama o fotoğrafın altındaki yorumlara katılmamak elde değil. Hani inanılır gibi değil. Bir kadın bir insan hakkında konuşup nasıl sonra bu atölyeye girebiliyor? Hani bunu anlayamıyorum. Şimdi tabii ki çok yorum yapılıyor da bu konuyla alakalı da bana çok soru soruluyor. Fakat şimdi şu anda biliyorsunuz ki bir rahatsızlığı var. Ondan dolayı öncelikle acil şifalar diliyorum. İnşallah bir an önce sağlığına eskisi gibi kavuşur. Ondan dolayı şu an bu yorumları yapmak ve bunun üzerine gerçekten hiç konuşmak istemediğim bir konu.
Ama şu kadarını söyleyeyim. Herkes herkese küstüğü gibi herkes herkese de barışabiliyor biliyorsunuz. Benim kimseyle bir küslüğüm yok. Benim herkesin göz önünde yaşanan bir küslüğüm Bülent Hanım'la olmayacak bir yanlış anlama ve saçma sapan bir durumdan dolayı bir olay yaşadık. Ondan sonra da barıştık. Onun dışında hiç kimseyle bir küslüğüm yok. Kim hasta olduğu için konuşamıyoruz. Kim geliyorsa da benim kapım her zaman herkese açık. Ben hiç kimseye saygımı bozmadım. Bozmam da. Çünkü bana yakışmaz. Ha insanlar argo, çirkin, farklı olmayacak şeyler konuşuyorlarsa onlara yakışan şeylerdir. Ben her zaman kendime yakışanı yapmışımdır. Onun için ben böyle bir konuda hiçbir zaman konuşmam. Anladım ama ben de diğer taraftan hani bir insan kırgınlığım hasta... var mı? Evet kırgınlığım evet. Var. Ama konuşmak doğru değil. Onun için de saygımı bozmayacağım. İşte Türk örf ve adetlerinde hani hastalık, sağlık, iyi gün, kötü gün durumlarımız var. O yüzden konuşamıyoruz ama... Ama sağlıkla da alakası yok. Yani şu an bambaşka birinin ve bambaşka bir hayatında olan başka... Yani bana karşı ters dönen veya arkamdan iş çevrilse, dedikodu yapılsa... Yine böyle bir soru gelse yine konuşmamam lazım. Çünkü o kadar çok şey yaşıyoruz ki her zaman... Şunu kapatmamız lazım. Biz burada samimi, eğlenceli, kakara, kikiri, gerçek Gülşah'ın ve bizim seninle nasıl diyorsun mesela röportaj yaparken siz diyorum. Halbuki normalde sen diyorum diyorsun. Benim çok yakın arkadaşımsın çünkü aynı zamanda. Ondan sonra burada gerçekten samimi olarak sen beni nasıl tanıyorsan ben sana bütün hislerimi, bütün kalbimi bu şekilde anlatıyorum ve konuşuyorum. Aynen öyle. Peki tamam. Ancak değiştiriyorum enerjiyi. Kapatalım. Krapeniz düştü. Evet. Düştü. Gülşah Saraçoğlu nasıl modacı oldu? Ay onu ben de hatırlamıyorum. Hayatım ben çok... En sevdiğiniz işi... ünlüyü soracağım. Bakın hazır olun. En sevdiğiniz ünlü. En seksi erkek ünlü. En sevdiğim ünlü Tarkan. En sevdiğim erkek ünlü de Tarkan. En sevdiğim ünlü erkek de Tarkan. En sevdiğim... Oyuncu kim? Ünlü... Tarkan. O şarkıcı. En sevdiğim oyuncu da Tarkan. Ya. Atıl kurt. En çalışılması kolay. Ama şimdiden bahsetmiyorum. Yıllara önceye de gidin. Demet Akalın tabii ki. Provaya bile gelmiyor. Yapıyorum yolluyorum. Yapıyorum yolluyorum. En zor gerçekten Bülent Ersoy mu? Hayır Deniz Seki. Aa! Evet. Dünyanın en tatlı kadını. Fakat orasını şu bitmiş elbisenin üzerinden orasını şöyle mi yapsaydık böyle mi yapsaydık? Kararsızlıklar kraliçesi. Gerçekten evet. Mi? Hiç ummazdım. Kesecek beni şimdi. Hiç ummazdım. Evet. Ben... Ama ne yapsam o da hiç hayır demez. Tamam. Çalışmak istediğiniz ama hayatta olmayan biri var mı? Çalışamadığınız. Zeki Müren. Gerçekten. Evet. Zeki Müren yani. Zeki Müren de olmalıydı ya. Zeki Müren'i de tanımalıydım. Yani. Hayatta olup çalışmak istediğiniz? Hayatta olup çalıştığım çok önemli isimler var efendim ama kimse bilmiyor. Nasıl? Bu başka bir haber mevzusu yabancı, şu anda. Yabancı bir de. Ben yıllar önce haber yaptım. Bir yabancılar vardı bir sürü. Evet. Bilmediğimiz kim var yeni mi? Önümüzdeki günlerde bir yerlere gidiyorum efendim. Onları da göreceğiz. Ondan sonra orada görüşürüz. Böyle konuşulmadığı zaman da keyfim kaçıyor. Ay peki, benim de çok keyfim kaçıyor. Hayal kurduğunuz birisi var mı? Şuna yani dünya starı da olabilir. Dikmek istiyorum yo, dediğiniz. Yok herkesle çalıştım zaten. Dünya starı derken. Şöyle hayal ben birini grupta... istiyorum. Kim Kardashian'ı istiyorum. Ben beğenmiyorum onu ya. Ben çok beğeniyorum. Çok güzel bir kadın. Allah Allah. Evet yani basenleri hariç çok büyük. Ama işte o da baseniyle. Ama istemiyorum öyle daha normal istiyorum ben. Peki zayıflamaktan memnun musunuz? Çok. Kendinizi güzel buluyor musunuz? Her zaman. En güzel kadın kim? Gülşah Saraçoğlu dışında. En yani Gülşah kadın. Saraçoğlu'nun beğendiği kadın kim? Kadın yani hani fiziki olarak soruyorum. Deniz Akkaya'yı çok beğendim. Çok yani. Estetikli diyebilirler. Estetiksiz var ne mı? Var canım var estetik yaptırmayan ama en kötü ya. Botoksu var şeyi tamam, var biliyorum. Yani. Estetiksiz biri var mı? Hülya Avşar. Çalıştınız mı? Hayır. Erkek? Erkek beğendiğiniz hiç dünya starı da olabilir. Fark etmez merak ediyorum. Ben her zaman kendimi hayranıyım. Evet. Bak Türklerden. Filmin üçüncü serisi geldi. John Wick. Bir şey böyle tüyolar veriyor ama sonra söyleyemiyor. Ha evet öyle yapmış ki numaradan bu hareketler. Saçı kabarsın diye yapıyor. Arkadaşımı evet. Tanırım. Modacı nasıl oldunuz? Ve okuyan
genç arkadaşlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bitireyim artık. Çok çalışsınlar, çok çalışsınlar. Hiç pişiren yılmasınlar. Ben çünkü hakikaten tahta bacaklı mankenleri böyle elimde Eminönü'ne taşıyarak, getirerek ondan sonra aman elbise bozulmasın, elbiseyi mankenin üstünden sökmeyeyim, işte üzerindeki taşı, drapesi bozulmasın diye elimde mankenle Eminönü'nde falan dolaşırdım. Ve gerçekten çok çalıştım. Onun için de şu anda da çok şükür çok da güzel bir yerdeyim. Yapmak istediğimi yapıyorum. Öyle büyük hayallerim ve defile hırslarım veya fashion week'ler işte katılayım bilmem ne yapayım falan hiç böyle bir şey de değilim. Çok da defile yapmam için çok olanak sağlandı. Çok sponsorlar oldu. Ve de bunun için çok defa toplantılar yapıldı. Ama ben bununla mutlu olmuyorum. Ben kişiye özel tek elbise yapıp sahne kostümü, davet elbiseleri bir de kendi işimi çok ticaretinden daha çok hobi olarak yapmayı seviyorum. 10 tane elbise dikiyorsam 3 tanesini, 4 tanesini hediye etmeyi seviyorum. Yani bunu zaten beni tanıyan herkes bilir. Çok keyifle yapıyorum. Bir de kendi vitrinimi kendi üzerimde taşıyorum. Şu an ve şu hale geldiğimden beri gerçekten bunun da çok etkisi oldu. İşler çarpı 5'e katlandı falan yani. Ondan sonra bu böyle bir şey. Ha nasıl bu işlere girdiğimi soracak olursan. Sordum. Evet işte onu unutmayayım diye söyledim. Ondan sonra. Şuranın krepesi düştü mü? Bakayım. Düştü mü? Bol krepeli röportaj efendim. Evet. Bol krepeli. Başlık ne atacaksın buna? Başrolde krepe. Bunu atacağız. Evet. Çok zaten bu işi yapmak istiyordum. Yaş ailem kaç? 17 falan. Ondan sonra ailem falan hiçbir şekilde istemiyordu. Yani. Ne istiyorlardı? Ne bileyim evde oturup koca beklememi istiyorlardı gerçekten herhalde. Mi? Vallahi. Öyle. Onlar da şaşırmış. Düşünsene ben. Peki güzel bir çocuk yani güzel bir genç kız mıydı Gülşah Saraçoğlu? Çünkü 17'yi bilmiyorum. Çok güzeldi. Simge Sağın'la aynı apartmanda komşuymuşsunuz. Simge benim. Ay canım benim ya. O da güzel miydi mesela? Ay hani, o her zaman güzeldi. Fotoğraf var mı o dönemlere ait? İşte o çocukluk resmi var. Ama çocukluk değil genç olan. Kızlık. Genç kızlık. Peki 17 yaşındasınız modacı olmak istiyorsunuz. Simge'de bir resimler var. Evet. Eyvah eyvah. Yani tehdit unsuru yani. Tamam. Onlar. Korkunç çirkiniz yalnız. Tam böyle bir ergenlik dönemi falan. Çok ondan böyle ilginç sonra bir şey oldu mu kapı çalıp? Evet oldu. Ne oldu? Bundan 1,5-2 ay önce Urfa'nın çok önemli bir ailesine bir düğün hazırladım ve çok memnun kaldılar. Ödeme yollayacaklar. Ödemeyi işte hesap numarası beklemişler benden. Ben de o gün yokum. Yani burada yokum. Bir baklava kutusuna koyuyorlar. Ama bayağı da bir para yani. Kutu, evet, karton baklava kutu mu? Kutusuna karton. Koyuyorlar. Onu işte bir kargo şirketinin poşetine koyuyorlar. Ondan sonra ben şimdi ödeme beklerken tatlı geldi zannettim. Neyse. Bir açtım. Kutunun içinden para. Eurolar falan ama yani böyle bir şey yok ama yani. Kadını aradım. Baklava kutusu duruyor mu? Ondan sonra durmuyor tabii. Ondan sonra kadını aradım. Dedim ki ya bunu herkes biliyor. Bir de burada benim hepimizin tanıdığı isimler falan arkadaşlarım da vardı. Ondan sonra tatlı geldi falan dedim. Açınca tabii içine para çıktı. Neyse. Kadını aradım dedim ki hanımefendi siz dedim kargoyla bu kadar bir parayı nasıl yolladınız dedi. Sen canım dedi merak etme dedi. O dedi kargo şirketinin sahibini de tanıyoruz. Getiren çocuğu da tanıyoruz. Peki neden baklava kutusuymuş? Bilmiyorum öyle uygun gördüler herhalde. Gerçekten yani. İlginç. Bitiriyorum. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok seviyorum. Aşkım. Gerçekten çok tatlı. Evet. Ve biz hiç böyle güzel bir röportajı. Lütfen çirkin çıkarsanız beni oyarsınız. Güzel istiruplu yatar mısınız Gülşah Hanım? Her zaman. Evet. 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 Sonra. Evet. Gerçekten seviyorum. Lütfen öyle. Ya da süperdi. Evet dinliyorum. Kendimi de şu yastıkla kapatıyorum. Ben tamam. 34, 34 beden mi 32 beden mi? Kim? Sıfır mı? Saraçoğlu Gülşah. Ben 36. İnanmıyorum 36 bence daha zayıf. Onu gerçekten çok seviyorum. Çok tatlı, çok yani kalbini görmeniz lazım. Benden bahsediyor. Siz hep seksi taraflarını görüyorsunuz. Güzel kadın diye evet. Konuşuyorsunuz. Hadi kalkayım. Dekoltesini eleştiriyorsunuz ama insanların yüreğini tanımanızı çok isterdim. Bu röportajın hiçbirisi televizyona uygun değildi. O yüzden çok mutluyum. YouTube'da bunların hepsini sorabildiğim için bitiriyorum. Teşekkür ederim. Efendim, gerçekten ben de bu güzel cümleler için
hemen şunu söylemek istiyorum. Gelinlik istiyorum ama hayır, koca adayım. Ben de bu cümleler için şunu söylemek istiyorum. Evet. Tamamen benden bahsediyor. Bu kadar iyi yürekli bir kadın. Ya insan bir teşekkür eder. Seyhoş'um kardeşim. Evet. Tabii ki söyleyeceğim. Seyhoş'um çok teşekkür ederim. Ay, krepe bozuldu. Boş ver. Bu röportaj bitiyor zaten.